Backrooms, korkutucu sessizliği, sizi siz fark etmeden takip eden ruhlarıyla ünlü. Buraya düştükten sonra kurtulma imkanınız neredeyse yok. Kendini tekrar eden odaların bilincinizle oynaması sonucu çıkışı asla bulamıyorsunuz. Bulsanız bile bir sonraki katman daha korkunç ve kaçması daha zor oluyor. Bugün iki tane Backrooms modunu aynı videoda inceleyeceğim. Kaybolan ruhların düştüğü bu Backrooms ne kadar sonsuz, ne kadar zorlu olsa da içerisinde bilmediğimiz yaratıklar da var. Video ilerledikçe bu çirkin varlıkları da yavaş yavaş görmeye başlıyoruz. 60.000 beğeniden sonra ise ben kendi Backrooms modumu yapacağım ve herkese bedava şekilde paylaşacağım. O zaman şimdiden videoyu beğenmeyi ve bir sonraki videoları görebilmek için abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu videonun yarısı yayınlardandı, diğer yarısı ise yayınlardan değildi. Tek başıma odamda kaydettim. Siz de yayınlara akşam 8'de katılabilirsiniz. Bu akşam da saat 8'de yayın olacak. Aşağıda linkler var. O zaman hadi videoya geçelim. Backrooms'a gitmek için çok garip bir şart lazım bu arada. O şartta şu gravel'ın üzerime düşmesi. Eğer gravel üzerime düşerse oradan yardıracağım. Kuşum da seni izliyoruz. İyi abi, güzel, tatlı. Mavise adı Maviş değildir umarım lütfen. Öyle bir şey deme. Yani bu kadar yaratıcı şeyler duymak istemiyorum. Bana fazla, ben işleyemiyorum bu kadarını. İlk kuşumun adı Maviş'ti. Harbi mi? Onun için bu kadar güldüm. O zaman ben kazma yapıyorum arkadaşlar, hani yanlış bir şey yapmayayım da ne olur ne olmaz abi. Şöyle bir tane kazma, bir tane demir yapacağım. Demir kazma yapacağım birine. Berkon sana kaldı herhalde. Tamam. Bir tane de olsa tohumumuz var. Bu yetmez. Berkon sen tohum görevini al. Ben şu an analiz ediyorum. 64 tane, hatta 2 stek kömür. 3 tane de ekstrası var. Burada stekler dolusu meşale var. Devamını yapabiliriz. Ekstra odun lazım. Odun sizde varsa onda da sıkıntımız kalmıyor. Gravel'lardan ne kadar lazım? 1, 2, 3 koyayım. 1, 2, 3, 1. Buraya da sen koy Berkon. 1, 2, 3 deyince aynı anda üstümüzü kazacağız ve Backrooms'a geçeceğiz. Yani inşallah. Ben 50. Hazırım. Tamam. Aynen. 3, 2, 1. Berkon gitti. Ben neden gitmedim lan? Ben de gidemedim. Ölüyorum şu anda. Berkon da ben canı azmış herhalde. Ulan öleceğim ben. Arkadaşlar ikiniz de Backrooms'a gittiniz mi? Dur dur, ölmen lazım geçmek için. Direkt... Hayır, benim 2-3 tane gitti canım. Umarım ölmem bu sefer ya. Evimiz tek başımız. Evim evim, güzel evim. Arkadaşlar ne olacak acaba? Burada blok kırabiliyor muyum? Aa, kırabiliyorum. Ama zor kırılıyor. Bayağı zor kırılıyor. Ve biz şu an aynı yerde değiliz galiba, değil mi? Değiliz. Hayır. Evet. Oktay abim speedrunlıyor şu an. Oğlum yaratık falan bir şey çıkıyor mu acaba ya? Bir de yemeklerin birçoğunu, bütün fırınları ben aldım. Siz nasıl yaşayacaksınız? Ben aldım biraz. Hayır. Bir de ben aydınlık olmaz diye deliler gibi meşale aldım. Odamdan, evimden, her şeyden daha aydınlık. Ben şu an yaşamazsam zaten kimse yaşayamaz herhalde, şuna baksana. Her şey var. Balta ile kırılıyor. Ben... Aa evet bak, modu bilenler var. Balta ile kırılabiliyor. Ya iğrenç böceklerden var burada ya. Oğlum bir dakika, bu böyle katmanlıysa bu arada ben ne yapacağım emin değilim. Bizim birbirimizi bulmamız lazım arkadaşlar. Kesinlikle. Bence de yani. Işıkları kim söndürdü, başarımı falan oldu. Oktay speedrun'la mı artık, bekle. Kurtulacağız, beraber kurtulacağız. 2 saniye dur. Eğer tamam. Şey de yapabiliriz. Koordinatlarınız ateşte Berkan, hızlı. Sana doğru geliyorum. Belki çıkışı da bulurum o sırada. Lütfen hızlı gel. Oğlum lan çürük et buldum bol bol. Altın elma buldum 2 tane. Oğlum hayat güzelmiş lan burada. Hayat güzel de sanki ventilatör sesleri bir yükseldi birden. Ben şu an bayağı geliyorum sana. Bayağı hızlı geliyorum. Tabii. Siz videodayken bizim ne kadar kaybolduğumuzu hissetmiyorsunuz. Bizim ne kadar çaresiz olduğumuzu hissetmiyorsunuz. Bir sonraki adımda ne olacak? Bir sonraki adıma nasıl geçiyorum? Her şey tuzak mı? Bir yaratık beni arkada izliyor mu? Ve ben bunu bilmiyor muyum? Zamanın geçmesini tek sağlayan şey düşünceleriniz. Bayağı sıkıntı. Aha! Tamam Berkuant, ben bir yer buldum. Geçiş yapacağımız yeri buldum. İçeride bir yaratık sesi duydum çünkü. Ananın. Bakın abi lütfen gel. -76'dayım Berkant. Bak tam koordinat yazıyorum ama saklanmam lazım. Çok ekranımda çok tehlikeli şeyler var gibi hissediyorum. Nasıl lan? Berkant aynı boyuttayız umarım ya. Ben hiç şey yapmıyorum. 62'ydi Z değil mi? Hı hı. Oo, galiba evet burası Berkant. Ben karanlık odayı ben de gördüm.
Burada var mı karanlık oda? Abi evet Berkant. Anlayabiliyorum şu an seni. Berkant neredesin? Tam olarak dediğim koordinattayım herhalde. Hiç değiştirmedim. Bir şey söyleyeyim mi? Hiç istemedim şu an burada durmayı. Boktan. Şu an 20 blok falan olması lazım aramızda. Kırık taş görürsen... Berkant aynı yerde değiliz galiba. Yürüme sesi duydum az önce. Aynı yerde ol... Nasıl lan göremiyorum hiç yerdesini. Ah! Adama bak. Ne yapıyorsun lan? Oğlum bir an çok gerildim lan. Asla aynı yerde değiliz diye. Tamam gel. Takip et beni. Berkant hazır mısın? Evet. 3, 2, 1. Aha. Ya yine farklı yer. Ya yine yer Berkant o sendir. Birbirimizi arıyoruz ya. Koordinat atsana belki yakınızdır. Dur bakayım. Ben uzun uzun bir koridordayım bu arada. Neyse Berkant en azından ben buradan kaçacağım. Ve Doğukan abim de buralarda bir yerde olacak. Onunla belki bir gün buluşabiliriz. Evet ışıkları kim kapattı? Herhalde Oktay abimin geçtiği yerler burasıydı. Sinsi. Aha. Ya abi ben yapıyorum bu işi galiba. Aa. Bir dakika. Şimdi level atlamak istiyorsam sarı yerlere girmeyecek miyim? Berkovant'la buluşma esnasında Berkovant'ı bulmaya çalışıyordum. Bam. Ama sonra dedin ki bir satışı koyayım. Sonra dedim hemen köşeyi dönünce kaşıyım ya. Aha sarı yer. Tamam şimdi. Lütfen düzgün bir şey olsun. Daha... Ufak şeyden korktum var ya. Entle çıkan. Aa aynı yerdeyiz. Aa evet. Burası Homelander'ın bağırıp ağladığı koridor değil mi? Ya da o başka bir filmde miydi? Bilmiyorum. Bir süper kahraman filminde bir süper kahraman gelip tam böyle ince dar bir borunun olduğu bir yerde aa diye bağırıp rage atıyordu. Aa, sonsuz borular var. Peki Oktay önerim var mıdır böyle hani borulardan sağa doğru kır, dümdüz ilerleme, soldan cami arkana alınca falan. Daha sol yok. Dümdüz gidiyorsun sadece. Oğlum hayır yanındaki yerleri kırınca başka alanlara geçebiliyorsun. Ha ben hiç kırmadım. Dümdüz koşuyorum. Evet. Sana verilen yolları değil. Kendi yolunu seçeceksin Oktay. Bu sadece bir backrooms değil. Bu sadece öylesine bir oyun değil. Bu hayatın kendisi bir yandan. Şimdi üst kat var mı? Üst kat kırılmayan garip bir blok. Aşağı kat var mı? O da bedrock abi. O zaman hayırlı uğurlu olsun abi. Sonda bir şey görüyorum sanki. Ya evet. Var gibi de koş koş bitmiyor anlamadım. Var gibi ama. Ha sende de mi bitmedi? Evet var gibi duruyor. Yaklaştım diyorsun sonra yine uzaklaşıyor. Peki sen kaç dakikadır burada dümdüz koşuyorsun? Vallahi siz daha ikinci bölümde falandınız. Ha sen o zamandan beri koşuyorsun yani. Koş babam evet. Koş. Evet. Son olduğuna emin miyiz? Koş koş Oktay. Run Forest gibi gidiyorum şu run anda. Run Forest run. Ters yöne koşsam bir anlam ifade edecek mi ya? Ne yapabilirim ki? Koordinatınız ne? Koordinatlarım -900'e 1750. Peki buradan kurtulduktan sonra polisler sizi yolun köşesinde baygın bir şekilde bulduğunda sizi keş uyuşturucu bağımlısı tipler sandığında ne diyeceksiniz? Bir arkadaşımız var onu kurtarmamız lazım. Memur Bey ben işte Berkohan kimlikleri isteyecek. Size inanmayacak. Ben bu koridorda koşmaya ve çürümeye devam edeceğim. Ve çürük etler yemeye devam edeceğim. Bu da benim hikayem arkadaşlar. Sadece uzun dar bir koridorda solda bir su borusunun yanında hayatım çürüyecek gidecek. Bu su borusu yavaş yavaş oksitlenip paslandığı zaman ben de bu çürük etlerle beraber paslanacağım. Değil mi? Siz burayı izlerken ben sonsuz boruların olduğu bu koridorda koşmaya devam ediyordum. Buraya gelene kadar zaten 40 dakika koşmuştuk. Ve 40 dakikanın sonunda elimize gelen hiçbir şeydi. Videoyu izlerken seyir keyfiniz için bu kısımları kesmiş olabilirim. Fakat bizim 40 dakikadır bu uçsuz bucaksız benzer sonu olup olmadığını bilmediğimiz mekan da geçirdiğimizi düşünün. Bir umut yok. Hiçbir şey yok. Her yer aynı ve hareket ettiğini hissetmiyorsun. Anlamadım. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten backrooms yani. Adam şimdi adama diyemezsin backrooms yapmamışsın bu mod ne kadar çirkin de. Adam bildiğin yapmış yani. Backrooms'dan geri dönebilen var mı? Yok. Yani rahatsız bir edici bir şekilde böyle
Aa, dünyaya mı çıktın? Evet. Evet, tabii bitiyormuş işte. Tamam tamam, bak güzeldi mod. Belli bir yere kadar güzeldi ama daha sonrasında yapabileceğimiz hiçbir şey yok yani bu. Şöyle bir uçacağım abi. Ne kadar sonra gelebilirmiş acaba? Şöyle bir son hız bir deneyimleyelim abi. Oha ama, oha ama. Belli yerlerde bitiyormuş, tekrar devam ediyor gibi. Aha, you. Ben bunu nereden bulayım abi? Gerçekten yaşamış kadar oldum her şeyi. Aynen. Bu şekilde bitiyormuş. Bu noktada emniyet kemerlerinizi bağlayın. Çünkü daha korkunç bir backrooms deneyimi videonun ilerleyen kısımlarında sizi bekliyor olacak. Hem yaratıklar gelecek, hem görüş iksirleri gelecek ve bulmacalar olacak. Doğru odayı seçmezseniz ölüme sürükleneceksiniz. Doğru odayı seçmeniz şart. O yüzden daha zorlu ve daha korkunç. İmkansız değil de amelelik diyebiliriz. Backrooms'a girdikten sonra Berkovant akıl sağlığını kaybetmişti. Artık onun için her canlı yaşayan bir canavardı. Onları öldürmesi ve dünyayı temizlemesi lazımdı. O yüzden dostlarını çıplak elleriyle gırtlaklayarak öldürüyordu. Durmak bilmiyordu. Asla bu kana susamışlığı bitmeyecekti. Ama o sadece bu dünyaya bir iyilik yapıp canavarları temizlediğini düşünmeye devam ediyordu. Oysa Doğukan ızdırap içinde hiçbir şey söyleyemeden, Berkovant'la iletişim kuramadan Doğukan felç olmuştu. Konuşamıyordu. Bedenini sanki başka bir varlık yönetiyordu. Berkovant ise onu durmadan sonsuz bir döngü içerisinde öldürmeye devam ediyordu. Yapabileceği bir şey yoktu. Doğukan ölecekti, Berkovant ise öldürecekti. Bu yaklaşık 5 asırdır devam ediyor. Berkovant belki bir gün bu döngüyü kıracak ve o gün acaba hangi gün olacak? Deneyimlemenizi istiyorum. Ha, basamağa basınca mı gidiyoruz? Dene abi. Işınladı direkt beni. Ana. Evet. Merhaba orta. Gel şuraya. Aa. He işte şöyle ya. Başlayalım. Kapıyı mı? Siz basıyorsunuz. Eminim. Ya hayır. Oğlum kapı sesi geliyor sürekli. Discord'ta da kapı sesi var. Onu açıyorsunuz gibi geliyor. Bunu da Backrooms koydu değil mi? Bunu da Backrooms koydu. Backrooms'tan. FBI lütfen çıkarın beni buradan. Evet, keşke FBI gelse, bassa, kapımı kırsa yani. Beni buradan çıkarsa. Oğlum kalp ritmim oynadı ya. Şu an kalp ritmimde bir sıkıntı var sayende. Teşekkür ederim. Bir dakika, hiç şey düşündünüz mü? Üstünüzde ne var? Oktay sakin ol, tamam, önden git Oktay ya. Hayır. Oh! Oktay öbür taraftan çıkmış, başkası var sanırım. Oktay illa speedrunlayacak ne olursa olsun. Yok abi, Backrooms'un tepesinden dolaşmak istemiyorum ya. Evet, kendi koyduğumuz meşalelerden biri gözümüzün önünde duruyor. Sadece bir şey söylemek istiyorum. Ya Oktay... Oktay da değilmiş. Ben Oktay nerede lan o zaman? Oktay. Oktay. Beni bir yere attı. 2 saniye kayboldum. Evet. İkinci bölüme attı beni. Bizim Minecraft sunucusunu yapalım. Minecraft sunucusunda insanları Backrooms'a atıp çıkmalarını izleyelim. Backrooms'tan ilk çıkan kazanır. Oğlum lan mükemmel bir fikirmiş bu arada bu. Bunu yapalım. Yaz abi. Direkt bugün kodlamaya başlıyoruz. Anında şu an. Siyah duvarlara değecek miymişim? Evet. Ha. Gerçekten... Tamam. Sakin yemek, oluyoruz. Sakin oluyoruz. Oğlum lan bu kadar doğru, ben nasıl geçebilirim bu kadar ya? Tamam. Şimdi sakinleşiyoruz. Berkuat sakın ses basmasın Discord'dan, korkunç. Bakarız. Anlaşalım. Arkamda beni izleyen biri var mı? Yok. Doğukan Adal mentalitesini en çok yitirdiği anda birden duvarlara dokunup duvarlara konuşmayı öğrenmişti. Sadece siyah bir boşluktu. Aynı birçok kişinin ismini Alone Dark yaptığı gibi yalnız ve karanlıktı. Neden herkes Alone Dark ismine sahip? Ben bile küçükken Alone Dark kullanmış olabilirim ya. Ben bile küçükken Alone ve Dark, yani en basit iki İngilizce kelime. Alone Dark. Bu çok havalı bir kelime. Bu topluluğu hemen yapmalıyım. Peki ben ne yapacağım? Yukarı mı çıkacağım?
Oğlum lan hiçbir şey belli değil. I think this is gonna take a bit of time. Ha, bu biraz zaman alacak başarımı yaptığımıza göre gerçek mental yitirme sekansına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu noktada bilmediğim çok büyük bir olay vardı. Ben bu uçsuz bucaksız, sonu gelmeyen karanlıkta özgürlüğüme doğru yürüdüğümü zannediyordum. Ve bana gelen başarımdan dolayı da belirli bir zaman sonra gerçekten bunun gerçekleşeceğine. Çünkü bu zaman alacaktı, zaman alacaksa bir sonu da vardı. Fakat bu tamamen beni cezalandırmak için yanlışlarımın beni götürdüğü bir boyutmuş. Yani arada çok ince bir fark var ki yanlış duvardan geçersem sonsuzluğa doğru yürüyüp orada çürüyormuşum. O yüzden doğru alanı bulup buradan devam etmemiz ve işleri daha da korkunçlaştırmamız lazımmış. Evet, o mekan, bu mekan. Arkada kızım uyuyor. Kızım derken nasıl yani falan filan. Evet, kedi tatlış kedi uyuyor. O yüzden ne çığlık atacağım, ne bir şey yapacağım. Sessiz kalmaya çalışacağım. O da deli gibi sıcak. Zaten normalde kucağımda uyuyor her seferinde. Bu sefer masanın üzerinde uyuyordu. Mouse'a falan böyle pati atıyor ki patisini seveyim. Şimdi de yani iyice sıcak olduğu için o da böyle gitti. Hiç ona dokunmamam için uzaklarda uyuyor. Ama yine odanın içerisinde böyle sürekli tetikte bir şey olacak mı diye. Ve ayrıca burası bu kadar kolay mı bitiyor? Yoksa ben yine mi çok yanlış yerlerdeyim? Buradan aha. Hayır. Peki evde hala perdem olmadığından dolayı bu Işık patlamasını asla saklayamayacağım. Ama en azından tepkimi görmenizi istiyorum. Aha, burada bir tane kapı var. Ve yine bambaşka bir yer. Burası gericiymiş bu arada. Sanki bir hapishanedeyim ve tutsakmışım gibi hissediyorum. Ve sanki uzaktan böyle birden çığlıkları geliyor. Ya da ben tamamen gerginlikleyim. Şu an kafadan bir şeyler uyduruyorum. Ama bir şey söyleyebilirim ki o da o kadar sıcak ki ve ben neden tişört giymiyorum? Bayılacağım birazdan. Aa, burası son mu? Alo? Oo. Bir dakika, bu yine aynı yer mi? Bir dakika, benim şu an sınırlı bir yerdeyim. Ama gerçekten bir duvar bir şey bulmam lazım. Şunun gibi mi? Yok, buradan da geçiş yok. Aha! Burası. Bu arada gittikçe rahatsız edici oluyor. Şimdi sınırsız ofis mi? Alo. Ben bunu hiç istemiyorum bu arada ya. Bu en gericisi bu galiba şu an. Merhaba. Saul Goodman burada mı acaba ofiste? Lan bu sıcakta da hiç çekilmiyor var ya. Bunlar ne böyle ya? Bir şey yürüyor gibi geliyor bu arada. Alo? Kesinlikle burada koşasım gelmiyor hiç. Bir şey yürüyor, cidden yürüyor. Alo? Çok korkuyorum, ben oynayamayacağım bunu. Ben galiba kalbimi bırakacağım ya. Aha, burası mı? Aa! Hayır. Peki bu ne? Abi öylesine siyahlık koymuşlar ya. Ne kadar saçma bir gericilik. Doğru düzgün duvarda göremiyorum ki, şunlara bak. Ya hiç istemiyorum ya. Alo. Ama bak level 3 diyor, bu da level 4 diyor. Bu level 4 ise burada bir yerde olması lazım. Hani bloğun ismi level 4 ise ben doğru yerdeyim şu an. Ben buraya adım attığım zaman kurtuluyor muyum? Ne oluyorum? Backrooms ofisinin, sınırsız sonsuz ofisin üstünde tepinmeceler. İnciğin yerlere de bak ya böyle mesela. Aha! Tamam, duvarlar gittikçe belirgin olmuyor. Evet. Sana meydan okuyorum. Kendi odamızı bul. Evet, bu gerçekten Minecraft Backrooms. Muazzam ya. Şu hole baksana abi. Mesela sonunda hiçbir şey yok, belki ne olduğunu bilmiyorsun işte hall'ün. Veya kapının arkasında ne çıkacağını bilmiyorsun. Yani soluma döndüğümde sınırsız bir hall. Burada sınırsız bir hall. Benzeri bir otele gitmiştim. Bu kadar süslü değildi ama yani kapılar böyleydi, koridorlar böyleydi, her şey böyleydi yani. Çok tam olarak böylesine gitsem herhalde uyuyamam o gece. Şuna baksana. Galiba şu ana kadar en gerici... Ses mi geldi?
Az önce ses geldi buradan. Gelmeye devam et. İlk yaratığımız galiba bu. Tam Dokan. Tam. Okay. Mantık. Mantık diyebileceğim tek şey. Bu ne? Almond Water. Insanity nasıl bu şişeyi içerisinden çıkardı diyor. Bu normalde içip etrafı daha net görebildiğimiz... Aa evet. Okey tamam, şimdi şöyle bir durum var. Bu çok güzel oldu. Gittikçe belli yerleri görmemiz zorlaşıyor. Fakat şu an bu yaptığım şeyle beraber duvarda ufak bir değişiklik varsa o duvarları görebileceğiz. Yani şu an olay buna yarıyor. İçerisinden ama beni etkileyen başka bir şey var mı? Hayır. Odaklanma adı altında bir tane iksir etkisi bu. Göremediğimiz şeyleri daha net görmemize yarıyor. Ama yani rengi değişik hiçbir şey göremiyorum ve bu benim hiç hoşuma gitmiyor şu an. Evet ve odak bitiyor şu an. Çok az kaldı ve bitti. Oğlum çok gerici lan bu arada otel. Aha bak burada bir şey var. Olmayan şeyler beynim çabalıyor şu an. Burada bir şey var mı? Mesela buradan üst kata falan. Okey. Okey tamam aynı şey. Hızlıca yapmamız lazım. Büyük ihtimal odaların içerisindedir bu görmem gereken şey. Ama ben sadece göremeyecek kadar körüm. Evet, gerçeklerden kaçıyorsun Doğukan Adal. Etrafta koşturuyorsun, sadece bir sinek gibi uçuşuyorsun. Ama bir hedefin yok, sadece savruluyorsun. Falan fidan. Şimdi ben nereye gideceğim ki? Yani gidebileceğim gram yer yok. Ben nasıl geçeceğim acaba? Oh! Alo? Tam. Çak beşik hayal et. Ben ne yapabilirim ki? Şöyle yapsam. Reis sakin mi olsan ha? Kapı falan açmıyorsun değil mi sen? Tamam yavaş ol. Yavaş ol. Oğlum yine ne oluyor ya? Bir şey çıktı mı bundan? Aklım çıktı. Bu boş, bunu içeyim. Hayır ya, kapı falan açıldı, ben istemiyorum artık. Vallahi istemiyorum. Bu kapılarda ne var lütfen? Bak oda sıcaklıyor, iyice sıcaklıyor. Benim buradan kaçmam, uzaklaşmam, gitmem lazım. Aha. Beaver, enter. Oh! Aha. Hayır, başka bir odaya mı? Yanlış bir odaya mı ışınlandım? O nasıl oldu tam olarak? Yani yine otel odasında saçma sapan dolaşmaya devam edeceğim değil mi? Keşke orada bir yan... Böyle bir şey yapmasaydım. Şu an yapmam gereken şey yine aynı odayı bulmak. Oh! Okey, merhaba. Tamam. Kaç tane... Arkadaşlar, sakin mi olsanız? Arkadaşlar hayır. Dur. Bloom var. Hayır. Tamam. Bunlardan kaçamayacağım. O anlaşıldı. O zaman. Üzerinde yazı yazan bir... Burası. Ha buradan giriyorum buraya. Buradan herhangi bir odayı seçeceğim o zaman. Burası. Aha. Bu paslı oda. Of. En azından bu sefer bir şeyler başardık. Paslı kapının daha farklı olduğunu ve otelden bir yere açılmaması, ama bu ne, otelin arıtma tesisi mi? Artık hiç istemiyorum. Gittikçe çirkinleşiyor işler. O zaman burada da ilginç bir kapı mı aramam lazım? Daha farklı bir kapı. Abi ben... Oh.
Ne kadar çirkin bir şeysin sen öyle. Bir dakika, yemeğin var mı? Sadece çürük etler mi? Bir dakika, çürük et neden elimden gitti lan? Şu an yani çürük et mürük et yemem lazım, bir şekilde hayatta kalmam lazım. Ama bunun için şöyle yapacağım, beni görecek. Ben onu buraya çekeceğim. Hayır, solda da bir şey var. Soldaki sen... Bir dakika lan, nereye gitti? Nereye gitti bu? Aa tamam, okey orada. Okey orada. Aynen. Merhaba. Merhaba. Çok tiksinç. Senin içinden bir şey çıkacak mı abi? İşime yarayacak bir şey çıkacak mı? Ha? Lütfen artık çıksa mı? Ben buradan kazmaya başlasam şöyle. Arkamdan da hiçbir kapıya güvenmiyorum. Tamam, galiba bir yere varacağım mı? Yoksa bu da sonsuz bir mekan mı böyle? Oh! Bir dakika, hiç çıkabilecek misin diye bir başarım kazandım. Hayır. Bir şey söyleyeyim mi? Ben oynamam ki. Yok, ben almayayım. Ben almayayım. Kırılabiliyor mu? Kırılamıyor. Ben hayatta yürümem buradan. Şöyle şunları çevir. Şunları şuraya koy. Şunları şuradan. Her yer meşale olacak abi. Her yer. Her yer. Net. Şu an küçüğüm. Aha. Bu kadar kolay mı? Of. Bu galiba hayatımın şansı. Hayatımın şansı. Ulan bot yapabilecek her şeyi de az önce kullandım. Ben kafayı yiyeceğim şimdi. Oyun sürekli ters köşe yapıyor. Oğlum, suda nereye kadar yüzebilirim, sonsuza kadar? Her seferinde yeni bir sıkıntı başlıyor. Ben suyun da farklı blokları mı var, baksana buraya. Koyu renk. Aşağıda bir şey mi var? Yok. Ben sudan nefret ederim. Korkarım. Nefret etmem. Çok severim ama çok gerici yani su. Altından ne yaratık geleceğini, ne tutacağını, neye takılacağını, hangi su akıntısını seni sürükleyeceğini, nefessiz kalacağını, akciğerlerine su dolacağını bilemezsin. Yani bir sürü olasılık var. Aha. Bak, böyle bakınca gözükmüyor ama. Hadi bakalım, bizi yine ne bekleyecek burada? Hiç istemiyorum. Merhaba. Aha, mikrodalga fırın falan var. Merhaba. Aa, spear, mızrak. Onun dışında mikrodalga. You're literally trapped in the back rooms and what you do is try to turn on TV. Back rooms'a kapalı kalmışsın ve yapacağın tek, deneyeceğin tek şey televizyonu çalıştırmak mı diyor burada. Olsun, aç diyelim. Aa, komedi şovunu izlemeye devam et. Bir dakika, şurası mı bizim şey? Hayır ya.